Bugünün heyecanı ve coşkusunu arkadaşları adına bizlere hissettirmeye çalışacak olan 3. sınıf öğrencilerimizden Melike Güngör'ü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Okul Müdürüm, değerli hocalarım, saygıdeğer ailelerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Öncelikle fizyoterapistliğe bir adım daha yaklaştığımız bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Öğrenci gözüyle fizyoterapistlik nedir derseniz, yoğun eğitim sürecinden geçmek, çokça uygulama dersi almak, stresli pratik sınavlara girip hocalarımızın karşısında titremek ama bunlardan öte insanların yüreklerine dokunmak demek. Bilimle sanatı birleştirmek, bazen engelli bir çocuk annesiyle ağlamak, bazen spora dönen sporcuyla coşmak, bazen inmeli bir hastayla ilk defa yürümenin hazını yaşamak, çok zamanda özveri demek, fedakarlık demek, bazen ne iş yaptığımızı anlatmak ve okulumuzun sloganıyla hayata anlam ve hareket katmak demektir. Fizyoterapi öğrenciliği takdir edersiniz ki zor bir süreçtir. Bu süreci basit bir 3 yılla anlatamayız. Turgut Özal Üniversitesi'nde zorluklarla başladığımız üniversite hayatımızda karşımıza ilk çıkan manzara hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Arzuladığımız niteliklerde bir kampüsümüz yoktu. Zaman ilerledikçe okulumuzun küçüklüğü samimiyetin ne demek olduğunu bizlere öğretti. Ancak 3. sınıfa başladığımız bu sene yeni yapılan kampüsümüzde bize sağlanan örnek eğitim ve araştırma olanaklarıyla bilimin sınırlarını ilerletmek ve bize açılan aydınlık yolda ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmek için içimizde tarif edilemez bir istek ve heyecan duymaktayız. Yeni kampüsün oluşumunda başta mütevelli heyetimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bir fizyoterapist eğitimini alırken zorlu şartlardan geçer. İdealist hocalar karşısında idealist öğrenciler görmek ister. Bundan dolayı bir fizyoterapist adayı hemen her şeyi bilmek zorundadır. Diğer üniversitelerdeki FTR okuyan arkadaşlarımız daha az ders alırken biz daha fazla ders alıyorduk. Aldığımız derslerin içerikleri de bir hayli ağırdı. Zorlanıyorduk. Biraz da hayıflanıyorduk içten içe. Başka okullardaki arkadaşlarımız şehir şehir gezerken biz Macunköy'de, İvedik'te ring bekliyorduk. Hocalarımız diyordu ki size hasta emanet edilecek. İnsan sağlığı şakaya gelmez. Hocalarımıza inanarak her geçen gün daha fazla çalıştık. Zaman zaman karamsarlığa düştüğümüzde her zaman derslerimize olan ilgiyi canlı tutmak ve bizden daha fazla yeni şeyler öğrenmemizi isteyen hocalarımız hep yanımızdaydı. Bazen bir adım uzağımızda, bazen bir fotoğraf yorumunda, bazen de bir tweet kadar yakınımızda. Ve biz geçtiğimiz yaz staja çıktık. Gördük ki birçok FTR öğrencisinin, hatta fizyoterapistin ilk defa duyduğu şeyleri biz adımız soyadımız gibi biliyorduk. Hastaların gözde stajyerleri olmuştuk. Verdiğimiz emeklerin, çektiğimiz zorlukların karşılıklarını daha 3. sınıfa başlamadan almaya başlamıştık. Daha hasta bile almamışken, hiçbir deneyime sahip değilken bunları yapabildiğimizi görünce mezun olduğumuzda mesleğimize çoğu meslektaşımızdan bir adım değil birçok adım önde başlayacağımızdan hiç şüphemiz yok. Ve bugün sanat ile bilim birleştiren mesleğimizle gurur duyarken beyaz önlüklerimizi giymenin haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Fedakar annelerimiz ve babalarımız, bugün yaşadığınız mutluluğu az çok tahmin edebiliyoruz. Çocuklarınızı, ülkemize ışık tutacak bu genç bireyleri bugünlere getirebilmek için çok emek sarf ettiniz. Ama görüyorsunuz ki emeklerinizle filizlenen tohumlar bugün meyvelerini vermeye bir adım daha yaklaştı. Bizlere güvenin. Çünkü biz dünyanın hangi köşesinde, hangi işi yapıyorsak yapalım, sizlerin gösterdiği doğru yoldan ilerlemenin gururunu ve sorumluluğunu taşıyor olacağız. Sayın hocalarım, arkadaşlarım adına sizlere insanlar arasında ayrım yapmadan, mesleğimizin etik prensiplerine uyacağımıza, yaşam boyu öğrenmeye dikkat edeceğimize, kendimizi yeni bilgilerle donatacağımıza, sizden aldığımız meslek aşkı ve insan sevgisini daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Biz...
Bizler ülkemize hayırlı fertler olmamız için ellerinden gelen gayreti gösteren annelerimize ve babalarımıza, iyi bir eğitim almamız için çabalayan siz değerli hocalarımız başta olmak üzere bugünlere gelmemizde emeği geçen herkese şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç bilir, saygılar sunarım.